Ölüm, her doğum başlangıçtır ölüme. Sığdırılmışsa içine bir yaşam, yaşam adanmışsa başka yaşamlara. Ve öldüğünde bir insan selam duruyorsa hala, topuyla, tüfeğiyle ve elinde çiçeğiyle, gözyaşlarıyla insanlar. Ve varsa hala ardından ağlayan kadınlar ve çocuklar. Doğduklarında yokken bile sen, senin resminse yakalarındaki cepheye giderken. Ve anılıyorsan hala, senin adını taşıyorsa sokaklar, okullar. Akıyorsa damlalar göz pınarlarından yığınların. Ve hala adın yazılmıyorsa nüfus kütüklerinde, ölümün adı değildir 10 Kasım. Olsa olsa bir merhabadır ölüme. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, kurum ve kuruluşların saygıdeğer yöneticileri, değerli misafirler. Bundan 76 yıl önce şu dakikalarda yine İstanbul'da, yine böyle bir sonbahar sabahı. Dolmabahçe'de esen yaman bir rüzgar. Büyük önderimizin beden olarak, evet sadece beden olarak aramızdan ayrılışını haber veriyordu. Oysa onun sesi, onun düşünceleri hala kulaklarımızda. Yine bir 10 Kasım sabahında yine matem doluyuz. Çünkü bugün atamızın ölüm yıl dönümüdür. Aramızdan ayrıldığı gündür. Ondan ayrılalı tam 76 yıl oldu. Her zaman olduğu gibi ona olan ebedi sevgi ve saygımızı bu yılda tekrarlayacağız. Atamızın bizler için yaptıklarının değerlerini anlamalı, neler yapmak istediğini kavramaya çalışmalı ve bunu kendimize görev kabul etmeliyiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 76. yıl dönümü münasebetiyle Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanmış olan anma programımıza hoş geldiniz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, topraklarımızın kurtarıcısı, şehitlerimizin kanıyla değişmez sınırlarımızı çizen ulusumuzun baş öğretmeni Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Dikkat! Thank you.
beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Yakup Yücedağ'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, tüm kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, çok değerli misafirlerimiz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 76. yılı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandıran dahili ve harici etkenlerin yoğunlaştığı Birinci Dünya Savaşı, Balkan Harbi, Çanakkale Zaferi, daha doğrusu bunun akabinde milli mücadele ile askeri ve siyasi dehasıyla temayüz eden Gazi Mustafa Kemal'in aynı zamanda aynı performansla Cumhuriyetimizi de kurarak bizlere hafızalarımızda, tarihimizde çok önemli bir yer tutuşu, onu her zaman için sevgi ve saygıyla anmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha bize hatırlatmakta ve onun aramızdan ayrılışının seneyi devriyesi olarak yine bu 10 Kasım'da bu program vesilesiyle bir aradayız. Teşriflerinizden dolayı hepinize müteşekkiriz. Çok değerli misafirlerimiz, Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimizin katkılarıyla hazırlanmış olan bu anma programımıza katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Takdir ve beğenilerinize arz ederim. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cemal Yılmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, protokolümüzün çok değerli mensupları, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün 10 Kasım 2014, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 76. yılı anma merasimi vesilesiyle bir aradayız. Sevgili gençler, bizler kahramanlar yetiştiren büyük bir milletin mensuplarıyız. 1900'lü yılların başında dünyadaki birçok devlet bir araya gelip vatanımızı işgal ederek bizi tarih sahnesinden silmek istediler. Devletimiz ekonomik ve siyasi olarak güçsüz duruma düşürüldü. Hasta adam diye nitelendirilip yok olmamızı bekledikleri bu dönemde Gazi Mustafa Kemal harekete geçip Anadolu'yu dolaşarak milleti yeniden ayağa kaldırdı. Milletimiz vatanını ve mukaddesatını korumak için 7'den 70'e kadın erkek demeden seferber oldu. Ve sonunda bu aziz vatandan düşman kovulup yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Sevgili gençler, Atatürk bizden kendisini matem havasında anmamızı istemiyor.
bizlerden muasır medeniyet seviyesini yakalamamızı bekliyor. Bu hedefe ulaşmak için önce başaracağımıza %100 inanmamız, istekli olmamız, ısrarlı olmamız, asla pes etmememiz gerekiyor. Yine yatarak başarmak mümkün değildir. Planlı, programlı, disiplinli çalışmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, yapacağımız işimiz vaktimizden çoktur. Arzulanan başarıyı yakaladığımızda Atatürk'ün büyük hayalini de gerçekleştirmiş oluruz. Bizlere bu vatanı miras bırakan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli Garnizon Komutanımız, çok kıymetli Başsavcım, değerli Müftümüz, İlçe Emniyet Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli okul müdürlerimiz ve tabii ki sevgili çocuklar, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Vefatının 76. yıl dönümünde atamızı Atatürk'ü, Gazi Mustafa Kemal'i aslında her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz. Değerli çocuklar, hepimiz biliyoruz ki Gazi Mustafa Kemal bir lider olmadan önce sizlerin yaşlarındayken çok iyi bir eğitim gördü. Çok çalıştı. Hepinizin bildiği gibi bu devrimci ruhunu kendi vücut ikliminde şekillendirirken bildiğiniz gibi Jean-Jacques Rousseau'dan etkilendiğini biliyoruz. Ama bu etkilenme acaba nasıl olmuştur? Çünkü o eserin Türkçe'ye çevirisi mümkün olmadığına göre demek ki o tarihlerde atamız Fransızcadan felsefe eserlerini okuyabilecek çapta yabancı dil bilmekteydi. İşte bir lider kendiliğinden yetişmiyor. Mutlaka bir bu ruha, bu değişimci ruha, bu devrimci ruha sahip olabilmek için öncelikle çok iyi bir eğitimden geçmek gerekiyor. Ve ben inanıyorum ki Türkiye'de her geçen gün Atatürk daha iyi anlaşılıyor. Çünkü Gazi Mustafa Kemal'in hem yapmış olduğu devrimler hem de ortaya koymuş olduğu özgürlükçü, hürriyete aşık nesillerin oluşması için oluşturduğu iklimi sıksak, tek bir damla haline getirsek belki de Atatürk'ün şu sözünde kendisini bulacak. Hedefimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne geçmektir. Çünkü muasır medeniyetler üzerine çıkamamış bir Türkiye Atatürk'ü anlamamıştır. Ne söylersek söyleyelim. Şimdi eğer biz 76 yıl sonra şöyle bir salona kavuşamasaydık, Atatürk'ümüzü derme çatma binalar içerisinde anmaya çalışsaydık, ne söylersek söyleyelim Atatürk'ü anlamamış olacaktık. 76. yıl dönümü ilkokul sıralarındayken arkadaşlar, 10 Kasımlarda bizim siyah önlüklerimiz vardı ve 10 Kasımlarda beyaz yakalarımızı takmak yasaktı. Hatta ben unutup beyaz yakamı taktığım için kafama bir cetvel yediğimi hatırlıyorum. Ama o dönemlerde
10 Kasım'larda sinemalar açılamazdı. Tiyatrolar açılamazdı. Eğlence mekanları kapatılırdı. Ama ben o günle bugünü kıyasladığımda aslında bugün daha çok anladığımızı düşünüyorum. Çünkü hepimizin Atatürk'e borcu var. Bu borcu da ancak ülkemizi çalışarak, üreterek, özgürlükleri daha da geliştirerek, birbirimize fikir açısından, yaşam tarzı açısından daha büyük alanlar oluşturarak ödeyebiliriz. Eğer biz Atatürk için sadece şarkılar, sadece şiirler söyleyerek onu anlayacağımızı zannedersek, tabii bunlar da olacak, yanlış yapmış oluruz. Biz demir ağlarla ördük ana yurdu dört bir baştan dediğimiz halde 76. senesinde demir ağlarla İstanbul'dan Trabzon'a gidemiyorsak, İstanbul'dan kalkıp Zonguldak'a gidemiyorsak, o zaman Atatürk'ümüzü anlamamışız demektir. Hala ülkemizde bütün illerimize üniversiteyi götüremezsek, vatandaşlarımızın daha rahat ulaşımını sağlamak için her ilde havaalanları yapamamışsak, Atatürk'ün istikbal göklerdedir demesiyle ve bunu biz nesillere ezberletmekle çok fazla şey yapmış olmayız. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur ifadesini biz daha büyük puntolarla boş bulduğumuz alanlara yazabiliriz. Ama yeni kültür merkezleri, gösteri merkezleri yapamıyorsak, sanat eserlerinin, tiyatro eserlerinin oynanacağı alanlar oluşturamıyorsak Atatürk'ü anlamamış oluruz. Ve ben eminim ki Türkiye'de her geçen gün hepimiz, ama hepimiz daha iyi anlıyoruz. Çünkü etrafımıza baktığımızda kaos içerisindeki ülkelerin o kaosa düşme sebeplerini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Ben bundan sonra da el ele vererek, gönül gönüle vererek Atatürk'ü daha iyi anlarsak daha iyi bir Türkiye'de yaşayabileceğimize inanıyorum. Ancak bu sadece kuru lafla olmaz. Eğer biz birbirimizin alanını daraltıyorsak, yaşam şekline müdahale ediyorsak ve Türkiye'de Atatürk üzerinden farklı tartışmalar açıyorsak aslında Atatürk'ü anlayamıyoruz demektir. Evet, birkaç tane kronik Atatürk'le ilgili yanlış ifadelere rastlamaz mıyız? Evet, rastlarız. Ama bunu kendi aramızdaki bir mesele olarak görmememiz gerekiyor. Çünkü Atatürk'le ilgili yanlış düşüncelerin bence gitmesi gereken ve ilgilenmesi gereken yapı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Onun ötesinde vatandaşlarımızın arasında böyle bir ihtilafın olmadığını bizim artık görmeyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet'in kıymetini biliyoruz. Özgürlüklerin kıymetini biliyoruz. Farklı görüşte olan insanların bu kadar barış içerisinde yan yana yaşayabilme güzelliğini bize Atatürk'ün verdiğini biliyoruz. O yüzden ben Aziz Hatırası önünde saygıyla eğiliyor, kendisini minnetle ve şükranla anıyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum efendim. Küçükçekmece Kaymakamımız Sayın Harun Kaya'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli protokol, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu ülke, bu millet bağrından çok kahramanlar çıkardı. Bundan sonra da bu yurdun ay yıldızlı bayrağın ve bu toprağın, bu şanlı toprağın düşmanı olacaklara karşı duracak. Onun bekası ve ebediyeti için mücadele edecek kahramanlar sizlerin arasından çıkacak. Buna yürekten inanıyorum. Ben de müsaade ederseniz Atatürk'ün özellikle liderlik vasfıyla alakalı, yönetici ve lider farkıyla alakalı bir konuya değinmek isterim. Atatürk'ün nedenli zor şartlarda, nedenli sıkıntılı şartlarda o lider vasfıyla ülkeye hakim olabilen o ruhu yeniden yeşertebildiğini anlamak bakımından çok önemli. Yöneticiyle lider farkı dendiği zaman akademik anlamda çok farklı yönlerden bahsedilir. İşte yönetici daha çok statükocudur. Lider devrimcidir, yeniliklere açıktır. Yönetici yarın kaygısını kar amaçlı düşünür. Liderse fayda üzerinden başkalarına yarar sağlama, etrafında, çevresinde ve ülkesinde olanlara yarar sağlama, onların faydasını gözetir daha çok. Yönetici dar çerçeveli bakar ama lider geniş çerçeveli bakar. Yönetici atamayla iş başına gelebilir. Onun hukuki bir altyapısı vardır. Ama lider her zaman mutlaka atamayla iş başına gelmez. Bazen bir iş yerinde düşünün, o işi yürütmekten sorumlu olan bir ustabaşı vardır. Atanmıştır, oraya da yetkilendirilmiştir, o makinenin sorumlusudur. Ama öyle biri vardır ki orada, o sorumlu olan ustabaşından daha iyi işi bilen ve herkesin saygı duyduğu, onun sözünden başkasının geçmediği bir ortam olur. Asıl lider, yöneticinin oraya gönderdiği ustabaşından çok, bütün çalışanların biat ettiği ve sözüne güvendiği, işi de en iyi bilen, üretimi de en iyi olandır. Atatürk bu anlamda, işte bu örnekten hareketle, en yetkisiz olduğu, rütbelerinden sıyrıldığı andan itibaren ülkeyi liderlik vasfıyla bu hale getirecek o ruhu canlandırabilmiştir. Asıl olan ve önemli olan da budur. Eğer gençlerimizi bugün gelecekteki her türlü ihtiyaca ve talebe dönük olarak en iyi şekilde yetiştirmek ve kaliteli eğitim vererek onları en donanımlı, hukukun üstünlüğüne inanan, entelektüel kimliği olan, duruşu ve terbiyesiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ahlaklılık ve şıklığıyla bütünleşen, onun uzak görüşlülüğüyle bir bütünleşen entelektüel bir yapıya sahip olabilmek. İşte sizden beklenen ve eğitim mücadelemizin sürecinin sonucundan beklenen de budur. Az önce başkanımızın ifade ettiği sözlerde çalışmakla alakalı olan kısmını tekrar etmek istiyorum. Çalışmadan ve üretmeden ama aynı zamanda da eğitmeden kalkınmanın mümkün olmadığını artık bütün milletler biliyor. Sadece eğiterek ya da sadece üreterek hiçbir şey başarılamıyor. Hepsinin hem aynı anda ve aynı koşullarda aynı potada eritilmesi hem de bunun belli bir hedefte toplanması gerekiyor. Bir ülkenin farklı hedeflerle ilerlemesinin mümkün olmadığı da bugün görülüyor. İşte sizin hedefiniz o hani muasır medeniyet
seviyesi denen var ya, bugün daha çok batılı ülkelerin refah düzeyinin kastedildiği o seviye artık size hiç uzak değil. Sizin biraz daha çalışmanızı, biraz daha gayretinizi bekliyor. Her türlü eksikliğe, her türlü sıkıntıya rağmen bu ışık ve bu heyecan sizde var. Ve bu ruhla ülkemizin geleceğini yapacağınız her adım başarıya ulaşsın diyoruz. Bu 76. anma gününü yas günü olarak değil, daha çok düşünme ve değerlendirme, tefekkür etme günü olarak değerlendirmeyi diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Yıl 38, 10 Kasım Perşembe. Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar. Sarsılıyor İstanbul Yeditepe. Yaman esmiş dolma bahçeli rüzgar. Gerçek olamaz, olsa olsa bir düş. 9:05 geçe Atatürk ölmüş. Böyle toptan bir yaz nerede görülmüş? Beraber ağlıyoruz kurtlar, kuşlar. Atatürk gibi insanlar bir kuşak için doğmadıkları gibi bir devre içinde doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yıllarca milletlerinin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Sayın Tarık Yalçın'ı davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, kurum ve kuruluşlarımızın saygıdeğer yöneticileri ve değerli misafirler. Gazi Mustafa Kemal'in aramızdan ayrılışının üzerinden tam 76 yıl geçti. Evet. Milletlerin övünç kaynaklarından birisi de tarihe mal olmuş liderleridir. Sayısız kahramanlar yetiştirmiş olan Türk milletinin içinden çıkardığı liderler arasında 20. yüzyıla damgasını vuran Mustafa Kemal Atatürk, bugün hala geçerliliğini koruyan evrensel görüşleriyle milletimize ve insanlığa ışık tutmaya devam etmektedir. Mustafa Kemal savaşlardaki başarılarıyla büyük bir asker, yönetim anlayışıyla büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki isabet, doğruluk ve ileri görüşlülüğüyle evrensel bir kişiliktir. Onunla aynı dönemde yaşayan liderler, gerek kendi milletleri, gerekse dünya için korku kaynağı olmuş, günümüzde unutulmuş veya kötü miraslarıyla anılır olmuşlardır. Mustafa Kemal ise hayalperest düşüncelerden uzak durmuş ve milletini gerçekçi amaçlara yönlendirmiştir. Girdiği mücadelelerde hep milletine güvenmiş ve inanmıştır. Amasya Genelgesi'ndeki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesiyle daha milli mücadelenin başında bu inancını dile getirmiş ve en büyük eserim dediği cumhuriyetle de milletini hak ettiği seviyeye getirmeyi amaçlamıştır. Türk milletinin bir ferdi olmakla her zaman gurur duymuş ve her fırsatta bunu dile getirmiştir. Tarih boyunca devletler kuran, bağımsızlığı karakteri yapan milletinin dönemin sömürgeci devletleri tarafından ezilmesine göz yummamıştır. Düşünceleriyle ve yaptığı inkılaplarıyla Türk milletini arzuladığı yere getirmek istemiştir. Bugün bize düşen Mustafa Kemal'i hakkıyla anlayabilmek ve onun hayal ettiği Türkiye'ye ulaşma yolunda çaba göstermektir. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 76. yılında Türk milletinin yüreğinde ölümsüzleşen büyük önder Atatürk'ü bir kez daha
saygı ve sevgiyle anıyorum. Bir dağ devrilmiş, bir güneş tutulmuş, nedensiz. Bir okyanus çalkalanmış, bir güneş batmış, sebepsiz. Bugün günlerden yine 10 Kasım, kağıtlara, kalemlere sığmaz derindir yasın. Şimdi ise öğrencilerimizden Fatma Kekli'yi Unutma adlı metni okumak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Saçlarında aklar akları kovalasa, gözlerin en sevdiğin nesnelerden bir haber olsa, bir fırtına bütün emellerini bir anda süpürüverse, hayat seli seni senden alıp götürüverse, hiçbir şey düşünmesen, hatırlamasan, anmasan, bugünü unutma. Zaman ölümle doğum arasında en büyük yayını çizer ve duvardaki saat her vuruşunda bizi biraz daha ebediyete yaklaştırır. Gün nedir, dakika nedir deme. Akrep 9, yel kovan 5 rakamını işaret ederken sen daima onu hatırla ve bir güneşin battığını unutma. Tarih sana eski defterlerini karıştıracak. Mete'yi göreceksin kurtla beraber. Atilla'yı seyredeceksin Roma topraklarında. Sezar'ı sert bakışlı bulacaksın. Son seferden dönen Anibal'a hak vereceksin. Napolyon'u şöhret için her şeyini kaybetmiş bir gurur abidesi diye hayal edeceksin. Ama bütün bunların üstünde, koca tepede, bir cihan ordusuna pençe vuran kartalı unutma. Bismarck adı seni Almanya'ya sürükleyecek. Cavour veya Garibaldi İtalya'yı hatırlatacak. Washington adını duyunca hayret etme. Çünkü onlar kendilerinden olan kitleleri ancak kendilerine bağlamak veya tek bir cepheden gelen felaketi savuşturmak kudretini gösterdiler. Yeryüzünde yeni devlet yaratan, devir açan simalar seni şaşırtmasın. Bunların hepsinin üstünde küreğiyle, kazmasıyla, dipçiğiyle, süngüsüyle dünyaya mezar kazan Balkanların, Karpatların, Bingazi'nin, Kafkasların, Yemen'in erittiği bir orduyla taptaze bir cumhuriyet tesir eden Atatürk'ü unutma. Yolun düşerse bir gün, gururlu dağların çevrelediği bir yaylada fışkıran bir şehir göreceksin. Bu şehir senin tarihindir. Kulaklarında koca tepede atılan top sesleri uğuldarken sen Rasat Tepe'ye yürü. Kucağında deniz bakışlı bir lider yatar. Unutma. Hayatın her yılı iki baharı saklar. Bunlardan ilki doğuşun ifadesidir. Toprak bu mevsimde uyanır. Ağaç bu mevsimde yeşerir. Çiçek bu mevsimde açar. Beşeriyet mutluluğu bu mevsimde sembolleştirir. Sonuncu bahar ölümü süsler. Sararan otlar, dökülen yapraklar, solan çiçekler. Boyun büken bayraklarla beraber. Onun da bu mevsimde göçtüğünü unutma.